Obeziteyle devam edelim. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Evet, obeziteyle devam edelim. Şimdi Garcinia Kombucha piyasada çok obeziteyle ilgili ürün var. Biz de çok ürün ürettik. Mesela biz Kuşkonmaz Forte ürettik. Funda Forte ürettik. Maydanoz Forte ürettik. Gökçek Diyet ürettik. Bunlar da güzel. Tonik de güzel. Bunlar hep zayıflatır. Fakat Garcinia hiçbir şeye benzemez. Ben bu nedenle Funda Forte, Maydanoz Forte, Kuşkonmaz Forte'nin üretimini durdurdum. Çünkü Garcinia diğerlerine göre 10 kat daha etkili. Neden etkili? Neden Garcinia maydanoz, funda ve kuşkonmazdan daha etkili? Bunlar da etkili ama Garcinia çok çok etkili. Çünkü Garcinia'nın birleşiminde hidrositrik asit var. Bu nedir? Limondaki sitrik asit gibi. Bunda sadece hidrosu var fazladan. Hidrositrik asit. Limonda olan asidin hemen hemen benzeri. Çok yoğun oranda var bu hidrositrik asit Garcinia'da. Bu asit ne işe yarıyor? Kişi hamurlu tatlı yediğinde yediği her şey yağa dönüşüp depolanıyor. İşte bu yağa dönüştüren, şekeri yağa dönüştüren bir enzim var. Asetil koenzim. Bu asetil koenzimini Garcinia'nın birleşimindeki hidrositrik asit frenliyor. Böylece kişi fazla yemek yemiyor. Az bir yemekle doyuyor. Üç tabak yemek yerine bir tabak yemekle doyduğu için otomatik vücut hazır yağları yakıyor ve normal kilo veriyor. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde, Danimarka'da ve birçok ülkede klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda Garcinia'nın zayıflattığı ve %100 zayıflattığı belgelenmiştir. Klinik araştırmalar var. Çok güzel. Obezite çocuk yaştan da başlayabiliyor. Bunu görüyoruz. Örnekleri çok var. Bunun için ne gibi önlemler alınması gerekiyor? Tabii ki annelere, babalara çok görevler düşüyor. Şimdi televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda sürekli büyük bir propaganda var. Hamburger, cheeseburger, kola vesaire, kola, kola, kola. Ramazan'ı işte kolayla aç vesaire vesaire. Kola iç, kola iç, kola iç. Bugün bir video izledim. Kolayla ilgili. Vatandaş almış böyle kolayı. Arabanın arkasındaki ne diyorlar bu? Tampon kirlenmiş, paslanmış. Kolayı döküyor tampona, eliyle de siliyor. Bir tane sünger almış. İşte diyor size en iyi parlatıcı. Pırıl pırıl yapıyor kola. Kola tampondaki pası söküyor. Tamponu yani temizlemek için, arabasını temizlemek için kola kullanıyor. Başka bir şey kullanmıyor. Ve siliyor. Tertemiz oluyor. Böyle paslı tampon tertemiz oluyor. 2 dakikada. Bu ne demek? Midenizi de yakıyor, kavuruyor. Bağırsaklarınızı yakıyor, kavuruyor demek. Aslında kola içerken o çok güzel, lezzetli ama onun acısı sonradan çıkıyor. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, böbrek rahatsızları birçok hastalığı tetikliyor. Çünkü bağırsakları mideyi yaktığı için mide yeterli ve kaliteli enzim salgılayamıyor. Bir, ikincisi mide intrinsik faktör salgılayamaz hale geliyor kola nedeniyle. Kola çünkü yakıyor asit. Yeterince intrinsik faktör salgılayamazsa ne olur? İntrinsik faktör anahtar gibi düşünelim. Anahtar olmazsa evinizin kapısını açıp içeri giremezsiniz. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire hepsinin emilimi bu anahtara bağlı. İntrinsik faktör olmadan besinlerdeki vitamin, mineral emilemez ve bağırsaklardan emilerek kana karışmaz. Ne kadar kola içerseniz o kadar sindirim rahatsızları. Önce gastrit, ülser, reflü, enterit, kolit, ülseratif kolit, morbus, Crohn vesaire vesaire yaşarsınız. Benim tanıdığım bir genç vardı Frankfurt'ta.
Alman durmadan kola içiyordu. Sonra çok kötü oldu. Hastaneye yatırdılar. 6 ay tedavi gördü. İçmeden duramıyordu deli gibi. Cepleri kola doluydu böyle. Alkolik gibi böyle dolu. Böyle. Artık kendinden geçiyordu, titriyordu. Kanı bile bozulmuştu. Kanının dokusu, yapısı. Hastanede 6 ay kaldı. Ona 6 ay hiç kola falan vermediler. Normal hayata döndü. Peki kolanın içerisinde ne gibi bir etken madde var da anlattığınız şekilde etki yapıyor vücuda? O asit var. Çeşit çeşit asitler var. Meksika'da yetişen bir kaktüsün üzerinde yetişen bir böcek var. Keneye benzer. Bunun eziyorlar, boyası çıkıyor. Şöyle kırmızı krem rengi, ne rengi o, ne diyor, kiremit rengi bir renk veriyor. İşte o renk böcekten elde ediliyor. Böcek var. Hoşunuza gitti mi? Asit var, çeşit çeşit kimyasal maddeler var. Bunların hepsi bünyeye zararlı ve sağlıklı değil. Aslında dini açıdan da kola içmek caiz değil. Çünkü içinde böcek var.